Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 67. sayfayı işleyeceğiz. Konumuz 4. ünite hazırlık çalışmaları. Peygamber Efendimizin örnek ahlakını konu alan bir ayet meali ve bir hadis bularak defterinize yazınız. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Kalem Suresi. Ben başka değil, sadece iyi, güzel ahlakı tamamlamak, uygulamak için gönderildim. Hadis-i Şerif. Hazreti Muhammed'e niçin Muhammedül Emin denilmiştir, araştırınız. İslamiyet'ten önce de sonra da müşrikler kendi eşyalarını zarar vermeyeceğini ve koruyacağını bildiği için Peygamber Efendimiz'e teslim etmişlerdir. Güvenilir olduğunu bildikleri için Efendimiz'e güvenilir Muhammed anlamında Muhammedül Emin denmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in insanlara müsamahalı davrandığını konu alan bir örnek olay bulup defterinize yazınız. Taif halkı Hazreti Peygamber'i taşlamış ve onu yaralamıştı. O ise Allah'a şöyle dua ediyordu. Allah'ım halkımı bağışla çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. Peygamberimizin bu tutumu ve onu Allah'ın yardımıyla bir dönem sonra Taif halkı tümüyle Müslümanların hakimiyetine geçti. Ve o taş atanların büyük bir bölümü İslam'ı kabul etti. Bu peygamberimizin geniş ahlakını gösterir. Hazreti Muhammed'in merhameti ve affediliciği ile ilgili bir araştırma yapınız. Peygamber Efendimizin affediciliği konusundaki en büyük örnekler bence kendi öz amcasını öldüren ve parçalayan Hazreti Vahşi ile Hazreti Hind'i iman ettikten sonra affetmesi ve bu konu daha sonra hiç açmamasıdır. Hazreti Ayşe'ye iftira atanlar bile affedilmiş ve daha sonra da bu durum üzerlerine vurulmamıştır. Kur'an mealinden Kureyş suresinin anlamını bulup defterinize yazınız. Bu surede hangi kavramlar dikkatinizi çekmektedir? Kureyş suresinin anlamı, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e, yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendileri besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin Rabbine kulluk etsin. Bu surede Kabe'nin Rabbi ifadesi ve Allah'ın nimetlerine karşı şükredilmesi gerektiği dikkatimi çekmiştir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.